Evet beyler, bayanlar, merdivenden kayanlar, arkadaşlar hepinize selam olsun. Umarım güzel bir başlangıç yapmışızdır yeni sezona. Yani biz bu videoları biliyorsunuz erken çekiyoruz. Maçların sonuçlanıp sonuçlanmadığını bilmediğim için şu an ne oldu ne bitti bilmiyorum. Bir yandan da kurnazlık yapıyoruz. Şimdi maçlar sonuçlandıktan sonra bu videoları çekersen aşağıda yorumlara alacağım falan. Tabii ki de değil abi. Biz başkaları gibi değiliz. Biz her zaman söylüyoruz. Kupon yatsa da yatmasa da buradayız. Çünkü verdiklerimizin garantisi olmadan oynadığınızı bilincinde olan insanlarsınız. Hepiniz aklı başında insanlarsınız. Bu bir latifeydi. Beyler bayanlar, şimdi umarım, tekrarlıyorum dileklerimi, ilk kuponumuz gelmiştir. Bu da ikinci kuponumuzdur. Dolayısıyla dolu dizgin başlamış oluruz. Yani tıpkı Katıl'da nasıl devam ediyorsak, özellikle Red Light'ta, burada da devam ediyoruzdur. Bu sizlere daha önceden uyarı yaptığım olayla ilgili, yani Katıl'daki arkadaşlara yapacağımız sürprizle ilgili bize geri dönüşler oluyor. M-Media hepinize tek tek ilgilenecek. Herkesin mesajlarını okuyacak. Merak etmeyin. Ay sonuna kadar yolu var. Oradan size gerekli açıklamayı yapacağız. Bugün yarın yapacağım. Ondan da yana kuşkunuz olmasın. Topluluktan paylaşacağım. Bilginiz olsun. Yani kanal içerisinde bu videolarda paylaşmayacağım. O yüzden topluluktan takipte kalın arkadaşlar. Sonrasında gelelim. Neye gelelim? Bir operasyon yapsak mı yapmasak mı düşüncesindeyim ama öyle bir operasyonu gerektirecek bir durum yok. Şimdi insanların da ne yaptığını ne ettiğini bilmiyoruz açıkçası. Koy götüne Rahman gitsin. Anlatabiliyor muyum? Mutlak surette. Şimdi majör ligler işte belki Paris'e verirler. Lyon'a verirler. İşte oynanacak maçlar belli zaten. Paris'e verirler. Şimdi bakın, ben Süper Lig'e girmiyorum. Fransa Ligi'ne girmiyorum. İngiltere'ye girmiyorum. İspanya'ya girmiyorum. Sizlere de girmenizi önermiyorum. Neden? Abi, ligin ilk haftasında bir takımı analiz edip bir takıma bahis almak aptallıktan başka hiçbir şey değildir. Bak söylüyorum. He, biz Cuma gününün kuponunda Avusturya Ligi'ne girdik mi girdik. Ama ben Avusturya Ligi'ni Rapid Wien'i izlediğim için girdim. Burayı atlamayalım. İzlediğim için girdim. Şimdi onun haricinde gidip de İspanya Ligi yeni başlıyor abi. Ben şimdi Granada maçına giremem. Türkiye Ligi yeni başlıyor. Galatasaray maçına giremem. Fenerbahçe maçına giremem. Çünkü Fenerbahçe'yi izledim. Ama Rize'yi izlemedim. Çünkü Rize inanılmaz ekstra transferler yaptılar bak. Bizim bu dönemde vereceğimiz maçlar böyle yine aşağılardan hiç kimsenin girmediği maçlar olacak. Bunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Çünkü tedbirli gideceğiz. Bir iki hafta bu maçları izledikten sonra, birlikleri izledikten sonra ondan sonra yine biz kimsenin veremediği, kimsenin büzünün yemediği maçları yine vermeye devam edeceğiz. Bundan yana sıkıntınız olmasın. Bu arada kanala abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmasınlar. Bildirimleri açın arkadaşlar. Katıl grubuna katılmak isteyenler, Red Light'a ya da Rapper bana katılmak isteyen arkadaşlar bizimle M-Media'dan nasıl katılacaklarına dair iletişime geçebilirler. Bu gibi konuları cevap olarak sizlere ben yazmıyorum. M-Media ile iletişim kuruyorsunuz. Bunun bilincinde olun arkadaşlar. Çünkü benim anladığım şeyler değil bu işler. Bu işler bize uzak. Çünkü ben hep söylüyorum, teknoloji fakiri bir adamım. Çünkü ben 18-19 yaşında, 20 yaşında bir ergen değilim. Uzağım bu işlere arkadaşlar. Şimdi gelelim maçlara. Hangi maçlara gireceğiz biz? Ben yine sizlere iki tane maç önereceğim. MBS 2, MBS 3 var mı yok mu bilmiyorum. Muhtemelen bu ligler alt ligler olduğu için muhtemelen de MBS 2'ye takılacaksınız. Ama bunu hep söylüyorum. Üçüncü maçı lütfen siz bulun. Orana gitmeyin. Oranı düşük. Yani mesela diyelim ki işte cumartesi gününden kim var? Böyle Real Madrid maçı mı var? Real Madrid'i ekleyin. Yani 0.5 üstü girin. Bir şeye girin arkadaşlar. Bu uyarımı yapayım. Çünkü ben 3 maç vermek istemiyorum abi. Bak bunu açık açık söylüyorum. 3 maç size önermek istemiyorum. İlk maçımız arkadaşlar. İlk maçımız Düşüger'den Esport maçı İsveç Ligi'nde. Bu maçın maç sonucunu 1 tutuyorum. Gol bahsinde de 2.5 gol üstü tutuyorum arkadaşlar. İlk maçımız bu. Gelelim. Merakla beklediğiniz, gülmek istediğiniz, sabırsızlıkla beklediğiniz bir hikaye daha. Goy goy yapalım, gülelim, eğlenelim. Neye geliyoruz? Yaklaş, yanaş, toparlan, al yuvarlağı, al, 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 al. Kalmasın kimse dışarıda. Temele geliyoruz. Şimdi zamanın birinde bir gün, bir hafta sonu Temel sinemaya gitmeye kalkar. Ama tabii onun öncesinde gireceği sinemada oturacağı koltuğun yan tarafında bir tane adam oturur. Adam film başlar, filmi izlemeye başlar tabii o arada. Filmi izlerken önündeki adam tamamen keltoş bir adam. Kafasında saç olmayan bir adam. Ve filmin bütün ışıkları adamın kafasına vurur. Şimdi adamın kafasına o ışıklar vurunca ne oluyor? Şu oluyor. Arkadaki adamın gözlerini alıyor ve dolayısıyla filmi bir türlü izleyemiyor. Adam içinden şunu geçiriyor. Ulan diyor, anasını satayım şu adama diyor. Yani diyor bir tane kafasına patlatasım geliyor ama diyor işte geldi şimdi patlat diyor. Bu adam da bizi yer arkadaş diyor. Adam iri yara bir adam. Adamın yani filmi izleyen adamın neredeyse iki katı. Adam diğer ikinci sesi de diyor ki sakin ol diyor, yapma diyor, bak bu adam bizi yer. Adam tabii vuramıyor. O arada tam bu içinden bunları düşünürken Temel geliyor. Adamın yanına oturuyor. Filmi izlemeye başlıyor. 5 dakika 10 dakika sonra adam Temel'e eğiliyor diyor ki ya kardeş diyor şu öndeki adamın kafasına bir tane şaplatırsan diyor sana 200 lira para vereceğim diyor. Temel tabi bunu duyunca gözler fal taşı. O iş kolay diyor. Duruyor. Adamın arkasına şap diye bir tane şaplatıyor. Ula dursun! Sen burada mısın la diyor. Adam arkasını dönüyor.
Ne Dursun'u kardeşim, ben Dursun falan değilim diyor. Temel, aa pardon uşağım diyor. Karanlık ya diyor, seni Dursun'a benzettim diyor. Tekrar herkes filmine dönüyor. Adam bunun iki yüzünü veriyor tabii, hoşuna gidiyor. Bizim Temel hop indir. Hop indir cebe. 10 dakika geçiyor. Adam diyor ki Temel'e. Adam uyuz oldu önündekine. Birader diyor, sen bu adamın kafasına bir tane daha şaplat diyor. Ben sana bir 500 lira daha tokatlayayım diyor. Temel durur mu? Tamam diyor. Duruyor 2 dakika sonra. Adamın kafasına bir tane daha şaplatıyor. Ula Dursun diyor. Ula sensin yala diyor işte. Yakaladım seni diyor. Karanlık diye seni tanımayacağım mı zannettin diyor. Adam dönüyor. Ya ne Dursun'u kardeşim, siktirtme Dursun'u bana diyor. Dursun Mursun değilim ben diyor. Uyuz oluyor, önüne dönüyor. Temel o arada 500 alırken adam da tabii yer değiştiriyor. Gidiyor ön tarafa. Önlerde bir yere oturuyor. Uyuz oluyor adam. Tabii bu Temel'in yanındaki adam, adama zaten kıl oldu ya. Bu sefer Temel'e diyor ki. Kardeş diyor. Birader diyor. Ha diyor bu adama diyor, sen diyor bir tane daha şaplat diyor. Ben sana helalinden bir 1000 lira daha ateşleyeceğim diyor. Bak diyor ta ön tarafa gitti, orada oturuyor diyor. Temel tamam diyor. 5 dakika duruyor. 5 dakika sonra gidiyor adamın arkasına oturuyor. Orada da bir 5 dakika zaman geçiriyor. Adamın enseye bir tane daha şap diye bir yerleştiriyor. Ula ibine diyor. Bir saattir diyor. Senin yüzünden diyor arkadaki adama tokatlıyorum diyor. Sen burada mıydın la diyor. Adam da Dursun'a diyor. Senin de Dursun'un amına koyarım diyor. Filmi bırakıp çıkıp gidiyor. Temel adamın yanına geliyor. Alayım bakayım babacığım 1000 lirayı diyor. Uzuya gidiyor. Şimdi bunu neden anlattık tamam mı? Şuradan anlattık. Kendinizi tokatlattırmayın arkadaşlar. Bu müptezellerden kendinizi sakının. Diyorum ya, her hikayede bir ders çıkartın kendinize. Bu tip maçlara giren arkadaşlardan, vatandaşlardan uzak durun. Ligin ilk haftaları puan durumuna bakacakları bir şey yok. Anlatacakları bir şey yok. Böyle majör takımlara bilmem nelere sizlere maç verdiklerinde uzak durun. Futbolu bilmeyen adam şu an gidecek ne yapacak? İsmine göre verecek. Gidecek Fenerbahçe anlatacak. Fenerbahçe şöyleydi. Ulan geçen seneki Fenerbahçe ile bu sene Fenerbahçe arasında daha kadar fark var ama Rize'nin de var mesela. Örnek veriyorum, Galatasaray anlatacak. Saçma sapan hikayeler anlatacaklar. Hiçbirine kulak asmayın. Kendi bildiğinizi oynayın. Bakın tekrarlıyorum, benim söylediğimi de oynamak zorunda değilsiniz. Bunun da altını kalın çizgilerle her seferinde çiziyorum. İkinci maçımıza gelince. İkinci maçımız Hollanda 2. liginde. Bu takımın ekmeğini yedik. Biliyorsunuz biz ekmeğini yediğimiz takımı ihanet etmeyiz. Hangi maç? Tabii o gün o maçı oynayanlar hemen takımın ismini hemen seslendirdiler. Evet, Hollanda 2.'sinden De Graaf maçı, Roda ile oynuyor arkadaşlar. Bu maçta da maç sonu 1 tutuyorum. Aynı zamanda gol bahsinde de 2.5 gol üstü tutuyorum arkadaşlar. Hepinizin bilgisine. Arkadaşlar hepiniz seviliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı kalın. Ailenize kalın. Huzurlu olun. Pozitif olun. Allah'a emanet olun. Ne diyoruz? İlk önce Eylül Behlül olmasın. Ve yazdığımız gibi gelsin ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize bol şanslar.